Şimdi baktık ki böyle şiddete karşıyız ama hep sadece kadınlara şiddete karşıyız. Oysa çocuklara şiddet var. Çocuk gelinlerimiz var. Oysa ne bileyim işte erkeğe şiddetimiz var. Ondan sonra evinden kaçan kızlarımız var. Yani bunların şeyi, şiddeti acaba neden yani? Neden diye düşündük. Sonra ağaçlar, çiçekler, hayvanlar. Biz yani bizim çocuklarımız şiddetin her türlüsüne karşı olmalılar diye düşünerek dedik ki yani Bodrum'da böyle bir şey yapalım. Yani şiddetin sadece kadınlarla sınırlı olmadığını gösterelim. Yani hayvanlara da şiddet var. Çiçeklere de şiddet var. Mesela Bodrum'da bir dünya yangın oldu biliyorsunuz. Yani bize göre bir şiddet yani. Ondan sonra erkeklere de şiddet var. Yani her şeye şiddet var. Biz şiddeti hayatımızdan çıkaralım diye böyle size ufak bir görsel sunmaya karar verdik. Sağ olsun belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, sevgili kaymakamımız bize müsaade ettiler. Biz de size bu ufak gösteriyi sunduk. Sizi de biraz kısaca tanıyabilir miyiz? Yani grubunuzu. Evet. Tabii. Bu önemli çünkü şimdi çok şöyle önemli bir etkinliğe de imza Bodrum atıyorsunuz. Tiyatro Merkezi Derneği 3 yıl önce Bodrum Anadolu Lisesi'nin öğrencilerinin çabalarıyla kurulmuş amatör bir tiyatro merkezi idi. Artık amatör değiliz çünkü çok değerli hocalarımız da bizimle çalışıyor. Yani şu gördüğünüz oyun sadece 3 günde çıktı. 3 günde çıktığına göre, bu kadar yapabildiğimize göre, bu çocukları da yetiştirebildiğimize göre demek ki başarmışız. Amaç şu, çocukları tiyatroyla ileriye dönük, yani ileriye dönük hayatlarındaki başarılarını, düşünme yeteneklerini, kabiliyetlerini artırmak. Malum biliyorsunuz tiyatrocular çok aktif insanlardır. O yüzden biz hep bunu istedik yani. Her zaman bunu istedik. Dedik ki çocuklarımız aktif olsunlar, hayatta başarılı olsunlar. Çünkü bizim yapamadıklarımızı yapsınlar. Nedir adı? Başarmanın ardındaki sırrın düşünmek olduğunu anlasınlar dedik. Ve şu anda onlar gerçekten düşünüyorlar, gerçekten karar veriyorlar ve uyguluyorlar. Yani bizim birçok şeyimizi kendileri yapar, kendileri uygularlar, kendileri karar verirler. Bizde çok özel bir durum vardır. Yani tiyatro içinde bir hiyerarşi vardır. Yani ilk önce gelen daima daha öndedir. Bu yüzden böyle bir şey yaparken tabii ki tek başıma yapmadım yani. Bütün bu arkadaşların sırayla hepsi yardımcı oldu bize. Teşekkürler. Çok Rica ederiz. Teşekkür ederim. Benim için de kadın, erkek, bitki, hayvan hiçbirine fark etmediği bir şiddete karşıyız. Çünkü sadece kadınlar öne çıkıyor ama erkek şiddetleri de çok fazla Türkiye'de. Ama bu hiç dile getirilmiyor. Buna karşıyız. Sen neyi temsil ettin? Çok Ben çocuk duygulandım gelini. çünkü ben de. Çocuk gelini temsil ettim. Ne hissettin onu temsil ederken? Üzüldüm bayağı. Gözlerin doldu. Evet. Bizim de doldu. Biz de çok. Sen çıkarken çok etkilendik. Adın ne? İdil. Kaç yaşındasın İdil? 11. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Aferin sana. Evet, müthiş. Tiyatro oyunu izledik. Aslında tiyatro değildi. Gerçekten hayatın ta kendisiydi. Hayatın ta kendisini izledik. Sözün bittiği yerdeyiz.